Selamünaleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Günün 3. videosu. Muhtemelen bize abone olanlara bugün ilk defa bildirim gidiyor. Dolayısıyla ilk 2 videoyu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Rusya'daki darbeyi konuşuyoruz. Darbeyle ilgili yeni gelişmeler var. Yine videonun ilerleyen kısımlarında sizlerin yorumlarına da yer vereceğiz. Videonun sonunda sizlerden gelen darbeyle ilgili yorumları da okuruz. Amerikalı gazetecinin haberini görmektesiniz. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun ailesini taşıyan bir uçağın başkent Minsk Havalimanı'ndan gece saatlerine havalandığı ifade ediliyor. Gerçekten de araştırdığımızda uçağın Lukashenko'ya ait olduğunu tespit ettik. Daha sonrasında nereye indi derseniz tabii ki de Türkiye'ymiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko şu an itibariyle Türkiye'ye kaçmış durumda. Darbe devam ediyor. Rusya yakın tarihinde daha önce iç çekişmelerde Rus başkentlerinin 5 kez hedef alındı. İlkinde General Kornilov'la, daha sonrasında General Yudanich'te 2 kere, Amiral Kolçak'la ve daha sonrasında ise Denikin'le hedef alındı. Azerbaycanlı tarihçi Ramin Sadık tarafından hatırlatılırken, şunu söyleyelim, Wagner askerleri Rostov'dan sonra Voronezh şehrine de askeri kontrol noktalarını kontrol altına aldığını ifade ediyor. Bir önceki videomuzda ifade etmiştik, Rostov şehrinde ordu binaları kontrol altına alınmış ve Prigozhin, Rus ordusu bize direnmiyor, teslim oluyor açıklamasını yapmıştı. Rusya'da savunma bakan yardımcısı da taraf değiştirmişti. Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı çalışanlar alarm durumuna geçirilirken tüm polisler görev bölgesine çağrılıyor ki Rus polisinin Wagner'e müdahale etmediği görüntülerde sosyal medyada gündem olmuş durumda. Yine tabii ki de komik görüntüler de vardı. Örneğin Rostov-on-Don'da sirk kapısına sıkışan Rus tankı dikkat çekmişti. Bunun yeni videoları da ortaya çıkmış durumda. Wagner güçleri eskiden McDonald's olan, şu anda isim değiştiren bir firmada Rostov'da yemek siparişi veriyor. Şaka gibi görüntüler. 30 yılda işler gerçekten değişmiyor şeklinde 30 yıl öncesi ve bugüne yönelik görüntüler paylaşılmış. Rus ordusuna karşı Wagner bilindiği gibi sırasıyla Rostov, Voronezh ve oradan da Moskova'ya gidecek. Zaten Voronezh'te çatışmalar devam ediyor. Rostov ve Moskova arasında yarı yol noktası olan Voronezh bölgesinden bahsedilmiş. Prigozhin hiç vakit kaybetmiyor. Hani bir atasözü vardır, erken kalkan başarılı darbe yapar şeklinde ironi içeren bir paylaşım yapılmış. Güney askeri bölge karargahı dışında Rostov'dan görüntüleri görmektesiniz. Wagner grubu unsurları gibi gözükse de ancak askerlerden bazılarının aynı zamanda Rosgvardiya yamaları taktiği ifade edilmiş. Ulusal muhafız askeri kamyonları da görülebiliyor. Bu da son derece kafa karıştırıcı bir görüntü. Ya bir senaryo ya da gerçekten askerler Wagner tarafına geçiyor. Sizlerden gelen bazı yorumlarda bunun Putin'in bir oyunu olabileceği yönünde de değerlendirmeler yapılmış. Dediğimiz gibi daha sonrasında aktaracağız. Yine bir otel çatısından Kızıl Meydan ve Kremlin'i görmektesiniz. Burada darbeye yönelik belirti olmadığı, zaten tüm yolların kapatıldığı ifade ediliyor. Rusya'da yaşanan son karışıklıklar sebebiyle Rus hisselerinde düşüş yaşanırken Moskova'ya askeri birliklerin sevk edildiği ifade ediliyor. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşuyor. Ne söyleyeceği çok merak edilmişti. Hızlıca özetleyelim. Wagner isyancıları cezalandırılacak. Wagner'in başı kişisel hırs uğruna Rusya'yı ihanet etmiştir. Wagner isyanı Rusya'ya ölümcül bir tehdit. Sırta vurulmuş bir hançerdir. Birlik olalım. Rusya'da iç savaşa izin vermeyeceğim. Rostov'da zor bir durum var, bunu hepimiz biliyoruz açıklamasını yapıyor. Aslında nispeten daha sakin bir açıklamada bulunduğunu da ifade edelim. Bilindiği gibi Prigozhin Rostov'u işgal etmişti. Yine M4 otoyolunda, M4 Don Karayolu, ki M4 deyince genellikle aklımıza Suriye geliyor. Rus muhafızlarının kontrol noktasını görmektesiniz. Karayolunda trafiğin engellendiği ifade edilmiş. Moskova yakınlarında Stupino bölgesine de büyük askeri sevkiyat yapılıyor. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda helikopterin Rostov bölgesi üzerinde görüntülendiği belirtilirken, çok sayıda helikopter diyoruz, bazılarının düşürüldüğü haberlerini de servis etmiştik. Yine dostlar, bunun dışında son dakika olarak servis ediyor, bir helikopter daha düşürülmüş durumda. Biz videoyu çekerken bir yandan da an ve an güncellemeleri takip ediyoruz. Dolayısıyla aslında interaktif bir video çekiyoruz. Yine Rio Novosti muhabirinin bildirdiğine göre güvenlik güçlerinin Petersburg'da Golden Street bölgesinde PMC Wagner Center binasını kontrol altına aldığı ifade ediliyor. Wagner'e bu bölgede şimdilik de olsa küçük bir darbe indirilmiş durumda. Gündem çok sıcak. Bu olaylarla ilgili dostlar, Rusya Devlet Televizyonu neler veriyor derseniz olayları görmezden gelmeye devam ediyor. Rus devlet medyası Moda ile ilgili haberler servis etmişti. Daha sonrasında
yine boş boş haberler servis ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, daha doğrusu Ukrayna İstihbaratı ile beraber sadece izliyoruz paylaşımını yaparken 2 adet Mi-8, 1 adet Mi-35'in düşürüldüğünü de hatırlatalım. Mor renkli bölge Prigozhin güçlerinin kontrolüne geçmiş durumda. Gerçekten ilginç. Rusya karıştı. Moskova terörle mücadele operasyon yönetimini ilan ettiğini belirtiyor. Çok sayıda haber var. Olaylarla ilgili LiveView Map'te neler yazıldığına dostlar sizlerle beraber çok kısaca bakalım. Yeniliyoruz. Bu arada LiveView Map'in Ukrayna medyası olduğunu ve Türkiye'de yasaklı olduğunu, dolayısıyla VPN ile girileceğini de hatırlatalım. Neden yasaklı derseniz, sitenin Suriye bölümünde terör örgütü PKK'ya yönelik terörist ifadesi kullanılmıyor. Ukrayna daha çok burada PKK lehine haberler servis ediyor. Çok uzatmadan son gelişmelere bakalım. Her ne kadar Rusya'nın içinde darbeden bahsetsek de dostlar, Ukrayna vurulmaya devam ediyor. Kharkiv bölgesine Rus füze saldırısı 21 dakika önce gerçekleşmiş durumda. Gerçekten ilginç. Yine Rusya Savunma Bakanlığı Wagner savaşçılarına Prigozhin liderliğinde silahlı isyana katılmama çağrısında bulundu. Moskova ve Voronezh bölgelerinde terörle mücadele operasyon rejiminden bahsettirirken, Moskova ve Lipetsk bölgelerinden Tula bölgesine transit trafiğin geçici olarak sınırlandırıldığı ifade ediliyor. Rus muhafızları Petersburg'daki merkezi ararken bu haberlerin birçoğunu zaten biz aktardığımız için şu an itibariyle diğer haber sitelerine bakalım. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan 12.21'de açıklama gelmiş ki, tabii Türkiye saati olarak söylemiyoruz. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Wagner savaşçılarına çağrıda bulunmuş durumda. Çok uzun bir açıklama yapılmış. Bu açıklama kısaca burada özetlenmiş durumda. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalında bu açıklamaların yapıldığını görmektesiniz. Çeşitli yorumları görmektesiniz. Rusya er ya da geç dağılacaktır. Türk Birliği önemlidir değerlendirmesi Aziz Şahin tarafından yapılmış. Henüz son durumdan haberdar değilim ama bence Savunma Bakanı Putin'in günah keçisi oldu. Yine güzel gelişmeler, umarım savaşırlar şeklinde. Her ölüm için tabii ki de işimize geleceği ifade edilmiş. Kim tutar sizi şeklinde esprili bir paylaşım yapılmış. Yine bunun dışında dostlar daha çok olaylara ilişkin haberleri görmektesiniz. Prigozhin'in cezaevinde soluğu alacağı ifade ettirirken, umarım savaşın başlangıcı gibi ülkede sıvı yağ sorunundan bahsedilmiş. Bilindiği gibi sıvı yağ fiyatları artmıştı savaşın başındaki, hala çok yüksek. Yine Ukrayna'da savaşın olmadığını Wagner lideri söyledi. Şimdi Moskova'ya dönüp taraf değiştirmişler. Rusya'ya saldırıyorlar. Ukrayna'da kimlerle anlaştı bu grup belirsiz değerlendirmesi yapılmış. Putin yine Ukrayna'da mesuliyeti Wagner'e bağlamak istiyor. Wagner ise kabul etmeyip yön değiştiriyor şeklinde değerlendirme yapılmış. Yine Rusya'da darbe olması ne kadar iyi ve ne kadar güzel, çok merak ettim şeklinde soru yöneltilirken, Türkiye hemen Suriye'ye kara operasyonla başlamalı. Farz et Rusya yıkıldı, sıra kime gelir? İşimize nasıl gelecek şeklinde tepkiler de var. Yine Türkiye Putin'e yardım etmeli. Akıllı düşünmek lazım. Putin giderse ne olur? Wagner Amerika NATO ile anlaşırsa Ermenileri destekleyip silah verirler. Azerbaycan'a saldırırlar gibi değerlendirme yapılmış. Beste kargayı oysun gözünü. Demokrasinin olmadığı yerlerde böyle şeylerin olması doğal. Yine Rusya'nın Wagner'le o kadar mazlum halkın ahını aldığı ve şimdi de bunu kendilerinin görmesi gerektiği yönünde Krakow Games'ten değerlendirme gelmiş. Rusya Ukrayna'nın 14'te olduğu gibi zayıf ve yalnız olduğunu düşünmekte, fakat felaketler zincirini kendilerinin başlattığı ifade ediliyor. Yine güzel gelişmeler, Rusya karıştı. Prigozhin ultra sağcı, başa gelirse Putin'i mumla arar. Rusya toprak alayım derken toprağından olacak. Her şey bizim Müslümanlar için en hayırlısı olsun şeklinde amin diyelim. Yine Rusya pişman. Bunun dışında dostlar, Rusya'da artık her yerde Rusya'nın her yerde karşımıza çıkmayacağı yönünde değerlendirme yapılmış. Rusya bunları hesap etmemişti. Bunların hepsi oyun diyen de var. Wagner bence kendi sonunu getirdi gibi duruyor. Putin'i sevmeyebilirsiniz ama o işini bilir şeklinde bir değerlendirme yapılmış. Yine bu çok güzel, çok kötü. Orta Asya için özellikle sık değerlendirmeler yapılmış. Genellikle Türklere yönelik, Türk birliğine yönelik çeşitli değerlendirmeler de yapılmış. Türkiye NATO'nun Karadeniz'de güçlenmesini istemiyor diye duydum. Doğru mu bilmiyorum. Büyüklerin derdi bize iyi gelebilir ama Biden bayram eder. Bu kötü şeklinde bir haber servis edilmiş. Yine Rusya ve Çin parçalanacak yazılmış. Her zaman söyledik, Rusya'nın etnik kardeşi Ukrayna'ya saldırmasının hata olduğu değerlendiriliyor. Seviniyorsunuz ama Amerika güdümünde olan bir Rusya yalnız bırakır. Wagner kimden güç alıyor sorusu yöneltilmiş. Film gibi seyrediyoruz şeklinde darısı Amerika'nın başına değerlendirmesi yapılıyor. Yine Putin'le ilgili daha çok burada da değerlendirmeler yapılmış dostlar. Hepinize çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.
İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğimiz gibi hoşça kalın.